kaybetleri çekelim. Abla bana dur. Geliyorum. Çok güzel. Kahvaltıyı çok beğendik. Prodos güzel. Prodos ailesi güzel. İyi yürüyorlar. Ama uzun yürüyorlar. Yani biraz daha kısa yürüseler. 6-7 kilometre. 5 kilometre. Sonra hep oyun oynasalar, müzik çalsalar daha iyi olur. Mehmet Hoca diye biri var. Arabası cenaze arabası gibi. Hiç kimse oynayamıyor. Biz Prodos'u seviyoruz. Eğer bugün memnun kalırsak sürekli geleceğiz. Gelirsek de 15 kişi birlikte geleceğiz. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Bizim 4 yıl önce birlikte yürüdüğümüz bir kulüp vardı. Bu kulübe tekrar başladık. Bugün dünyanın 8. harikası olarak bilinen bir mağaraya gideceğiz. Onun öncesinde Narlıkuyu, burası Kızkayası'nda Narlıkuyu'da biliyorsunuz eski videolardan Kızkayası'nı hatırlıyorsunuzdur. Orada bir kahvaltı yapacağız, yaptık hatta. Bu da son çayım. Sonra otobüse atlıyoruz, yaklaşık 2 saat sonra oradayız. Mağaraya gireceğiz, mağaradan görüntüler göstereceğiz. Şu eşsiz manzaraya bir bakın, söyleyecek çok da bir şey kalmıyor. Rehberimizi takip ediyoruz. Evet, Prodos buraya. İlk defa Prodos'ta geliyorum. Bugün Cennet Cennem'e getirdiler bizi. Bakacağız işte. Ben Cennem'e gitmek istiyorum. Cennet bana göre bir yer değil. Duyduğuma göre tüm şeyler oradaymış. Mankenler vesaire şeyde çıkanlar. Başımıza gelenler. Kesersin değil mi? Bakalım. Başla abi sen. Arkadaşlar burası Kilikya bölgesinin taşlık olan bölümü. Kilikya iki bölüme ayrılmakta. Ovalık, Seyhan Ceyhan Er'in bulunduğu yer. Bir de Limonlu'dan sonra ta Aramur'a kadar taşlık Kilikya. Bu ne gibi öneme sahip derseniz taşlık Kilikya kireçli taşlar kalkerli arazi oluşturmakta. Yağmur suları zamanla akarsuları meydana getirmiş ve çöküntüler oluşturmuştur. Su geçirgen, arazi geçirgen olduğu için yağmur suları içeri sızmakta ve bu akarsular denize doğru akmaktadır. Yazın yüzüyorsanız denizin suyunun sıcaklığı değişmekte olduğunu fark ediyorsunuzdur. Bu işte bu yüzden sular kayalıkların arasından akıp denize dökülmektedir. Böyle olunca zamanla bu akarsular arazinin yapısını zayıflatıp çöküntülere meydana gelmiş. Niye cennetlenilmiş onu söyleyeyim. Burada gelen Yörükler, Türkmenler bu ismi vermiş. Hayvanlarını otlatmak için buraya geldiğinde şu aşağıda bir nehir akıyormuş. Tabii su var, hava serin içeride. O yüzden burası cennet olmalı demişler. Cennet ismini Türkmenler vermiş. Cehennem ise eskiden birazdan göreceğiz etrafı çevrilmemişti. Hayvanları düşmüş, insanlar düşmüş. Böyle olunca burası cehennem olmalı demişler. Tabii ki düşen çıkamıyor, hayatını kaybediyor. Birazdan göreceksiniz o çukurda. Burası cehennem olmalı demişler. Mitolojiye göre, Yunan mitolojisine göre tanrılar tanrısı Zeus eşit Nia'yla öldürmeden önce bir kısa süreliğine cehennem çukuruna hapsetmiştir. Bu bölge Yunanlar tarafından da bilinmektedir. Narlıkuyu'ndan geçtik az önce. O deniz Achilleus'un, Aşil'in yani filmde canlandırdığı, Brad Pitt'in canlandırdığı karakterin ölümsüzlük için geldiğinde topuğundan tutulmuş, onu denize batırmıştır. Yalnız topuğundan tutunca vücudun hemen topuğun içinde her taraf ölümsüzdür. Ama Truva Savaşı'nda filmde izlediğiniz gibi topuğundan vurulduğu için ölmüştü. Tabii topuğundan vuruldu. Niye? Topuğu değdiği için o kısım ölümsüzleşmemişti. İşte o da Narlıkuyu'daki denizden kaynaklanmaktadır. Bir 45, bir 50 trenimiz var. Seyyar yolda bırak. Yolda sadece başka bir şey. Suar Hoca ödeyecek, kimse para vermesin. Giriş.
Ben sadece kışın ya doğmuşum. Hurut Mağara'nın ismi Girindire Mağarası. Doğal olarak sarkıtlık iplerden oluşmuş. Türkiye'deki belli mağaralara çok benziyor. Damla taş, işte aslan gibi. Ama şöyle bir özelliği var. Bunun tarihi daha eskiye dayandığı söyleniyor. Tam olarak tarihini araştırıp size açıklama yapacağım. Şurada su var. Aynalı Göl denmesinin sebebi de suyu, su bütün mağarayı yansıtıyor. O yüzden de Aynalı Göl deniliyor. Şöyle gördüğünüzde de yansımayı göreceksiniz. Uçurum gibi duruyor ama orada bir su var. Çocuğumuz da indik. Çok sıcak, nemli. Evet, kakası gelmiş. Sonra görüşürüz. Anne verelim. Anneye mi verelim? Al annesi. Evet. Aa, çok yoruldum ya. Şu Girindire Mağarası iyi hoştu. Hem nemli, hem sıcak. Bir de rampa, çok merdiven çıkıp iniyorsun. Bayağı yoruyor. Şurada bir ay sonra maraton koşacağım. Neyime koşacağım ben? Nasıl koşacağım acaba? Antik çağda mal sevkiyatları karayoluyla sağlanmaktaydı. Ancak denize kıyısı olan toplumlar karayolunun uzun, zahmetli ve saldırılara açık olması sebebiyle daha güvenli ve ekonomik olan deniz taşımacılığına yönelmişti. Böylece birçok limanlar inşa edildi. Anadolu kıyıları tarih boyunca denizcilerin en önemli rotalarından biri olmuştu. Çünkü bu dönemde gemi yapım teknolojileri gelişmediğinden kıyıyı izlemek zorunda olan denizciler Lübnan'dan Antiokya'ya, burası Kız Kalesi, antik adı Korikos, buradan Batak Deniz ve Ege gidebilmek için sık sık bu limanlara demir atmak durumundaydı. Tabii ki limanlar denizcilere sığınak imkanı vermesinin yanı sıra su ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına da olanak sağlamaktaydı. Şu an Korikos'tayız. Yani antik adı Korikos, şu anki Kız Kalesi ismini. Şimdi bulunduğunuz ada bir askeri limandır arkadaşlar. Çünkü antik dönemde gelebilecek en büyük tehlike denizdendi ve korsan saldırılarıydı. Bunu engellemek için Korikos'ta halk bir liman inşa etmek gereksinimi duymuşlar. Ve bu limanla kıyıda bulunan idari yönetim merkezi, aynı zamanda askeri görev işleyen liman arasında zincir çekmeklerdi. Eğer ki korsan saldırıları hiç ummadık, beklemedik anda saldırırlarsa, düşünün, uyku halindeyiz, banyodayız. Çok güçlü silahlarımız dahi olsa hazırlanmadığımız için beklenmedik anda saldırılacaklar bize. Bizi ya erkekleri köle pazarında, kadınları da fuhuş pazarında pazarlayacaklardı. İşte bunu engellemenin yolu bu limanı güçlendirmek. Her gelen kavim, imparatorluk bu limana daha da güçlü hale getirmiş. Thank you.
Kalesi'nin tam böyle güzel saatleri. Yemeğimizi yedik, yürüdük, mağaramıza girdik. Ondan sonra güzel bir yürüyüş kulübüyle güzel vakit geçirdik. Şimdi evimize gitme zamanı. Hava soğudu. Bu arada bugün ayın 16'sı, 16 Ekim. Hala yazlıklarla geziyoruz. Akdeniz'in böyle de bir güzelliği var. Bu arada yürüyüş yapmak, tekrar böyle insanlara karışmak çok iyi geldi. Çok mutluyuz. Diğer ayrıntıları da videoda görürüz.